Adeta bir zamanda yolculuktayım sanki şu an. 60 dolar falan yapıyor. 12 kilo balık. Silla Vol. Geçen yıl ekonomik kriz başladığında benzin litresi 1,5 dolara kadar fırlamıştı. Yani otellerin wifi'leri falan çok kötü. En yetersiz, en zayıf kalmış kısımlardan bir tanesi. Evet, evet, evet. Akşam oldu, böyle oldu. Herkese selamlar. Yine çok özel bir bölümle karşınızdayım. Şu an evlerinize Sri Lanka'nın Matara şehrinden misafir oluyorum. Bugün sizlerle birlikte Matara'yı keşfedeceğiz. Bildiğiniz gibi Sri Lanka'nın başlangıç noktası Colombo'ydu. Daha sonra Galle'ye gittik, ardından Merissa. Şu an ise Merissa'ya yaklaşık 20 kilometre mesafede olan Matara'dayız. Bugün Matara'nın böyle sahillerine ineceğiz, çarşı pazarı gezeceğiz. Değişik bir bölüm olacak. Hava da mükemmel. Videoya geçelim. Videoya geçmeden önce de az çok demeyelim, boş geçmeyelim. Her zamanki gibi böyle ufak bir nokta, virgül bırakırsak yorum kısmına ve ayrıca beğenirsek, videoda paylaşırsak şu bünyeyi çok mutlu edersiniz. O zaman ne diyoruz? Haiti Vlog Prodüksiyon Sri Lanka Matara'yı sunar. Efendim, harika bir yerde kalıyorum. Gördüğünüz gibi tabiatla iç içe ormanın içerisindeyim. Zaten Sri Lanka'da başkentin dışına çıktıktan sonra gideceğiniz tüm şehirler hepsi bir öncekinin aynısı olacak. Böyle yemyeşil, doğa, huzur, nehir. Bakar mısınız güzelliğe? Aman yarabbim, tövbe. Vallahi nasıl bir yere geldim abi ben. Merhaba abi. Bakar mısınız? Gerçekten çok güzel. Köyün içi. Motorlar biraz süratli geliyor. Dikkat etmek lazım. Dayıcığım. Şimdi şehir merkezine doğru yürüyoruz. Ben merkeze yaklaşık 2,5 kilometre mesafede bir yerde kalıyorum. Hello. How are you? Thank you. Burada böyle evlerinin önünde insanlar yetiştirdiği mahsulleri satıyor. Meyveleri, sebzeleri, karpuzları. Kardeşim burada bakın mesela. Hello brother. How are you? Fine. How much is that? 104 rupees. 104 rupees. This how much kilo? Bir tart bakayım. Akşama bir tane sallayalım bundan. 1 kilo 200 gap. How much total? 107 rupees. Okay, I go to the center after okay. Come back 1 hour. Okay. What time is closed? Time? What time is closed? Close. 8:30. 8:30. Oh. Okay, I come back. Okay. Thank you. Oh. You can made it. Banana. Your farm? Okay. Wow. Yer fıstığı falan da var kardeşim da. Vay be. Peanuts, yeah. Yes. What is this? Sri Lankan name Diul. 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 It's fruit, right? Bu neymiş abi böyle ya? This is fruit. Juice. 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 Wow. Avocado. Passion fruit. Passion fruit. Banana, papaya. Papaya. Nice. This name, Konoy? Diul. Diul, Sri Lankan name. Sri Lankan name. Okay, no problem. Can I try? It's peanut. Peanut. Can I try? Bakayım tadına nasılmış abi. Oh, it's fresh. Şöyle bakar mısınız taze taze? Wow. Potatoes. Yeah. Green potatoes. Thank you. I come back one hour. Okay. Okay, see you. Aynı böyle taze nohut olur ya, doğuda falan çok yenir. Ben çocukken çok yerdim. Onun tadı var. Fazla yerseniz böyle bir ishal falan yapabilir. Dikkat etmek lazım. Sabah bayağı bir sağanak yağış vardı. Şimdi yağmur durdu. Güneş açacak birazdan neredeyse. Şehir merkezine doğru gidelim. Bugün son günüm. Güney sahillerinde. Şimdi başkente geçeceğim. Belki bundan sonra bir bölüm daha gelir. Belki gelmeyebilir de, belli değil henüz. Başkentteki hava durumuna bağlı. Colombo'da bir gün kaldıktan sonra yeni ülkeye geçeceğiz arkadaşlar. Bundan sonra böyle imkanımız olduğu sürece hızlı hızlı gezeceğiz. Kısa kalacağız gittiğimiz ülkelerde. Çünkü çok fazla vaktimiz yok. Zamanımız kısıtlı. Hızlı bir şekilde bu dünya turunu tamamlamamız lazım. Bir hedefimiz var. 197 ülke diye. Bunu ne kadar hızlı sürede bitirirsek o kadar iyi bizler için. Çünkü o 197 ülkeyi bitirince çok farklı bir şey olacak. Onu da bitirdiğimiz zaman açıklayacağız. Sabah yağmur yağmıştı. Sabahlar işte böyle yağmur yağdığında
Her yer su oluyor arkadaşlar. Böyle gölün içerisinde yüzde yüze gidiyorsunuz. Altyapı gördüğünüz gibi altyapı yok abi ülkede. Yani bir saatlik bir yağışta her yer su götürüyor. Zaten ülkenin yeşil olmasının en büyük sebebi de bu yani. Yağmur yağıyor ve yağmur yağdığından sonra su gitmediği için hep yeryüzünde kalıyor. O yüzden bütün ağaçlar sulak yetişiyor ve yemyeşil oluyor. Güzel o yüzden Sri Lanka. Hi. How are you? Evlerin içine kadar giriyor su. Görüyorsunuz değil mi altyapıyı? Tıkanmış. Birinin gelip açması lazım işte de nereden açılıyor bilmiyoruz. Burası böyle ufak bir kasaba gibi bir şey diyebiliriz aslında. 50 bin nüfusu var. Tabi turizm sezonunda 100-120 binlere kadar dayanıyor. Bu sahilindeki tüm şehirler için aynı şeyi konuşabiliriz. Nüfusları genellikle 20 bin ila 50 bin arası. Ama turizm patlayınca böyle yoğun sezonda 100-150 bini görüyormuş. Tabi bu saatten sonra görür mü orasını bilmiyorum. Çünkü bildiğimiz gibi Sri Lanka 2022 yılından bu yana ciddi bir ekonomik krizle savaşıyor. Evet, ülkede bir iç savaş söz konusuydu yaklaşık bir yıl öncesine kadar. Şu an iç savaş durdu fakat hala ekonomik krizle boğuşuyorlar. Bildiğimiz gibi ilk videolara bahsetmiştik. Ülkenin nüfusunun %70'i Budizm dinine mensup insanlar. Ve her yerde böyle Budist tapınakları görebiliyorsunuz yolun ortasında bile. Böyle ilginç bir ülke. Asya'daki hemen hemen tüm ülkelerde görebilirsiniz. Sri Lanka tabii biraz Asya'dan farklı ama kültür olarak çok benzerlikler görülüyor. Çarşıya yaklaştık şimdi. Devam ediyoruz. Hello. Hi. How are you? Thank you. Burada da balık pazarı var. Balıkçılar kendileri tuttukları balıkları sabah gelip burada satıyorlar arkadaşlar. Tabi biraz geç kaldık biraz ama yine birkaç parça bir şey var. Hello. Hello. Oo. Vay vay vay. Ahtapotlar var, şurada sardalya falan var. Palamut görüyorum. Karidesler taze taze. Çok güzel balıklar var. Şurası sazan gibi bir şey ama bu ne abi? Torik mi? Evet, Tori'ye benziyor. Palamut'un ağ babası. Şurada da kalamarlar var. Kalamarlar da güzel, taze taze. Hello. How much is that 1 kilogram? 8000. 1000. Aa, çok iyi. This how much? Kilo. 900. Şimdi bunun kilosu 900, 3 dolar. Kalamarın kilosu ise 3 dolar 30 sent arkadaşlar. Bedavadan biraz pahalı. 90-100 TL. 11 kilogram. How much? 350. Price? Full fish? Yeah, full fish. $19,000. Yes. Yani 19.000 ortalama ne yapıyor? Very good. 10, 20, 50, 60 dolar falan yapıyor. 12 kilo balık. Yeah, I know. Thank you so much. Have a nice day. Abilerim alacağım sandı da ben ne yapayım abi 12 kilo balığı ya? Yemek ziyafeti mi çekeceğim burada herkese? Şehir merkezine geldik şimdi. Burası çarşı. Bir önceki şehirlerden daha sakin Matara arkadaşlar. Her gittiğimiz şehir bir öncekinden daha böyle slow oluyor, yavaş akıyor hayat. Dayım burada şey satıyor, bu dal kızartması. Şu da samosa görüyorsunuz, karınca yapacak falan gözüyor. Hello, how Hello, are you? Fine. Thank you. What is this? This samosa, vegetable. Vegetable. Yes. It's vale, very good, nice. What is this? Vale, the vale. That mean, it's dal, 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 right? Very okay. Taste, good taste. Yeah, I know. Maybe come back 1 hour later. Thank you. Güzel aslında, ben bundan yemek istedim bugün ama dayımın tezgahı çok pis ya. Böcekler falan cirit atıyor. O yüzden zehirleyebilir. Hello. Bu da çok güzel bir manav var, aynı zamanda restoran. Abim şurada bir yemek yapıyor. Krep gibi bir şey bu, içerisine yumurta falan koyuyorlar. Havayı ısıtıyor, döküyor. Bak burada pişiriyor ustam abi. Krep hamuru gibi, daha sonra kapağını kapatıyor. Saç aynı zamanda, bu kalın saçtan yapıyorlar, normal sahan değil. İçine yumurta falan koyuyorlar, böyle servis ediyorlar. Thank you. Böyle köy bakkalları var. Kıyafetçiler var. Ha böyle lüks, renkli, ışıl ışıl kıyafetler yok. Normal işte burada günlük yerel yaşamda giyilen kıyafetler satılıyor.
İlginç bir yer ya. İnsanlar ama çok cana yakın. Çok sıcakkanlı ve çok misafirperverler. Keyifli bir yer Sri Lanka. Yani zaten ekonomik kriz bitse bence burada bu şey de kalmaz diye düşünüyorum, doğallık. Herkes biraz paraya kavuşsa o zaman düşmanlık başlar. Kimse kimseye iyi davranmaz. Herkes her şeyi para için yapar. Bence fakirlik olduğu için böyle her şey yolunda. Güzel, insanlar sıcakkanlı. Burası ne? Restoran. Şurada ne var? Kuyumcu var, kuaför var. Çok kıyafetçi var ya. Demek iş yapıyorlar abi. 10 dükkandan 7 tanesi kıyafetçi, vallahi kumaşçı. Hello. Kumaş satıyorlar. İsteyen alıyor istediği gibi. Kendi kıyafetleri kendisi dikiyor. Değişik bir sentro. Burası biraz bana şeyi anımsattı. Kolombiya'da Palomino köyüne gitmiştik, Santa Marta'ya. Aynı orası da böyleydi ama Palomino daha leşti tabii. Ama bu şehir güzel. En azından yollarda asfalt falan var arkadaşlar. Yani fakir ülke diyoruz ama Afrika'da yollarda asfalt yoktu. Orada neler çektik? 45 gün siz şahitsiniz yani. Başımıza gelmeyen kalmadı. Kaza geçirdik, hastalık geçirdik. Soyguna maruz kaldık. Tehlikeli bir kıtaydı Afrika. Yine gideceğiz ama. Oraya yine gideceğiz. Şu birkaç ay bir Asya'yı turlayalım. Ondan sonra tekrardan bir Afrika'nın böyle içinden geçeceğiz. Motosiklet kiralamak isterseniz motosiklet de burada kiralayabiliyorsunuz. Turistlere tarife günlük $4, $5. Aylık kiralarsanız da $80-90 bir aylık motosiklet kiralayabilirsiniz. Motorla gezmek çünkü daha kolay olur. Her yere kolay ulaşırsınız. Diğer türlü toplu ulaşımla bazı yerlere gidemiyorsunuz. Sadece ana hatlarda, ana cadde üzerlerindeki yerlere ulaşabilirsiniz. Ama kendine motorun varsa abi özgürsün baba. İstediğin yere kır direksiyonu. Şimdi şu köprünün karşısında bir sahil var, Matara Beach diye. Oraya geçelim, bir sahile bakalım kim var. Turist falan var mı, yüzüyorlar mı? Ufaktan bir oraya göstereyim size. Buradan da yürümeye devam ediyoruz aynı zamanda. Nem düşmeye başladı. Yola çıktığımızda serindi ama şu an terletmeye başladı açıkçası. Akşam saatleri güzel oluyor, esiyor bayağı. Hello. Ama sinek çok abi. Bayağı sinek var. Burada Müslüman halk da çok, Matara'da yaşayan. Cami falan da bulunuyor. Yani Kolombo'dan çıktıktan sonra bu bölgelerde Müslümanlar bayağı bir yoğunlar. Zaten nüfusun yaklaşık 12'si Müslüman nüfustan oluşuyor. Yani bu da ne demek oluyor? 2,5 milyona yakın nüfus Müslüman nüfus. Sokaklarda böyle ilginç şeyler var. Tamirciler amca. Hello. How are you? What is this? Silla Vol. Healing. Silla Vol. Vol. Is drinking? Yes, healing. Ha, healing. Yes. Okay. Abi tırnak mırnak temizliyorlarmış buradaki suyla. Enteresan. Şurada bir düzenek kurmuş abim. Bu tellerle de ısıtıyor suyu. Helal olsun. Bayağı güzelmiş tezgahın abi. Have a nice day. Profesyonel bir adam. Burası da hastane, laboratuvar, köyün hastanesi. Sağ tarafta Ceylan Bank var. Ceylon bildiğimiz gibi Sri Lanka'nın eski adı. 70'li yıllara kadar Sri Lanka değil, Ceylon olarak hitap edilmiş Sri Lanka'ya. Daha sonra Sri Lanka'ya dönüştürülmüş. Hala Ceylon ismini, Ceylon ismini daha doğrusu her yerde görebiliyorsunuz. Resmi kurumlarda, devlet binalarında, bankalarda ve birçok iş yerinde Ceylon ismi kullanılıyor. Motosiklet trafiği ülkede en çok yoğun olan, kullanılan araçlardan bir tanesi. Çünkü neden? Az yakıyor abi. Benzin litresi pahalı bu arada. Geçen yıl ekonomik kriz başladığında benzin litresi $1.5 kadar fırlamıştı ve bulunmuyordu. Şu an bulunuyor. Hiçbir şekilde sorun yok. Petrollere sıra falan yok. Ama fiyatı pahalı. $1.20 arkadaşlar. Toplu ulaşım ucuz. Mesela şehirler arası yolculuk yapıyorsun otobüste falan. $2, $3. Trene biniyorsun $3, $4. Burada da çiçekçiler var. Köyün çiçekçileri. 4 tane çiçekçi var. Yani böyle bir ürün alacaksın mesela, ne bileyim, bakkal, en fazla 5 tane opsiyon var. Çiçekçi 5 tane opsiyon var. Çok fazla çeşit yok açıkçası. Ona göre yani bu taraflara geliyorsanız bilginiz olsun arkadaşlar. Şunlar işte şehirler arası otobüsler, şu mavi renk gidenler. Ben de onunla geldim buraya. 100 rupi verdim. O da yaklaşık 30 sent yapıyor. Yani yarım saatlik yola 7,5 TL, 8 TL gibi bir rakam ödedim. En azından ulaşım ucuz. Adeta bir zamanda yolculuktayım sanki şu an ya. Hello. Oo, sandviçlere bak. Ablam burada domuzları, tavukları koymuş satıyor. Hello. Sandviçlerin güzelliğine bak. 50 rupi. Birbirinden güzel şeyler var. Rutiler falan var. Sambüsekler var. Hello. How much is that? It's 50. Yeah.
This is chicken, beef, pork. Chicken. Chicken. Yeah. Okay, thank you so much. Have a nice day. Burası da meyve pazarı. Hello. Köyün meyve sebze pazarı. Hello. Oo, vitrine bak abi. Çeşit çeşit meyveler var ama görmediğim. Mesela bakın bunu ilk defa görüyorum abi. Güzel bir kokusu var. Kavun gibi kokuyor yani. Şurada yıldız meyvesi var. Şunun ismini karambola yedi galiba. Kolombiya'da yemiştik. Tatlı domates diyorlar buna. Şurada liçi var. Yes, I know. Bu mangostin meyvesi abi. Abim burada satıyor. Mandalina var mesela. Değişik değişik meyveler var. What is this? Suga. Suga. Ah, sava. What is this? Ne bu abi? Şöyle bir yumuşattı, yiyoruz. Oo. Çok iyi abi. Mangostin. Yani kırmızı üzüm tadı geliyor böyle değişik. Burada da muzlar var, çok güzel. Bu da nar mı? Aynen, nar. Tek tek ipe bağlamış abim. Böyle ilginç pazar işte. Avokadolar falan çok hoş gözüküyor. Dayım burada. Şurada da mangolar falan var, mandalina var. Avokado. Watermelon. Oo. Üzümlere bak abi. Kırmızı red banana. Vay be. Thank you so much. Have a nice day. Abi bakın burada da bir tane meyve sebze reyonu var. İnanılmaz ya. Pırıl pırıl yapmışlar. Hello. Hello. How are you? What is this? Mandarin. Mandarin. Sri Lanka mandarin. Mandarin. This Europa mandarin. Europa. Hmm. Şu import. Bu da Sri Lanka mandalini. Nar var burada, pomegranate. Elmalar var. Değişik olarak başka gördüğüm. What is that? Sugar. Sugar. Aa, bu şeker kamışı. Bunu sıkıyorlar böyle pres makinesinde. Suyunu içiyorlar. Tadı çok güzeldir. Limon suyu ve şeker de koyarsanız ilave içine esmer şeker güzel olur. Thank you. Have a nice day. Kameraya görünce bazı kişiler yüzünü çevirebiliyor. Çünkü kamera çoğu yerde fazla. Sevinmiyor arkadaşlar. Burada da küçük pastane var. Şimdi köprüden karşıya geçeceğiz. Matara biçin olduğu bölgeye doğru. Burası tam olarak Matara'nın merkezi diyebiliriz. Tuktuklar, işte otobüsler falan hepsi buradan geçiyor, buradan kalkıyor. Şu an benim kaldığım yerle buranın arası yaklaşık 40 dakika mesafede yürüyerek. Ben işte otelden buraya yürüyerek geldim arkadaşlar. Bura neymiş? Matara Municipal Cons. Kilise mi abi? Rahibe ablamız gelmiş. Hastane burası, hastane. Evet, hastaneymiş. Sri Lankalı kızlar geziye çıkmışlar. Gülümsüyorlar. Telefonda konuşuyorlar. Bu arada yine en çok merak edilenlerden bir tanesi de Sri Lanka'da elektrik kesintileri halen devam ediyor mu diyenler var. Geçen yıl gelenler. Elektrik kesintisi falan yok. İnternet kesintisi yok. İnternet sadece telefonda sıkıntı yok, çekiyor ama otellerin wifi'leri falan çok kötü. O sıkıntıydı. Videoları yayınlarken biraz zorlandık. Ama yine her şeye rağmen iyiydi. Afrika'dan iyiydi yani abi. Şimdi Afrika'yı da sürekli gömüyoruz böyle ama gördüğüm çünkü yani en yetersiz, en zayıf kalmış kıtalardan bir tanesi Afrika'ydı. Gerçekten Afrika'ya gittiğinizde zamanla yolculuk yapıyorsunuz adeta. Böyle 500 yıl, 1000 yıl geriye ışınlanıyorsunuz abi. Terlikçi Hüseyin Usta. Terlikçi Ali abimize de buradan bir rahmet okuyalım. Terlikleri gördüğünüz gibi ayağımda hala. Normalde ben giymeyecektim, eve saklayacaktım ama rahmetli Ali abimizin kızı dedi ki abi dedi, lütfen giy, gittiği yere kadar yırtılırsa ya da saklarsın dedi. Ben de giymeye devam ediyorum. Ali abimiz Zeytinburnu'nda bir esnafta terlikçiydi. Geçtiğimiz aylarda geçirdiği bir kalp krizi sonucu vefat etti, hayatını kaybetti. Yaklaşık 2,5-3 yıllık dünya turu maceramda bütün terliklerimi Ali abiden alıyordum. Çok kaliteli ürünler satıyordu. Maalesef kendisini çok erken yaşta, 55-56 yaşındaydı yanılmıyorsam, kalp krizinden kaybettik arkadaşlar. Hala terliğini giyiyoruz. Mekan cennet olsun Ali abimize. Solda Beyaz Saray. Evet, belediye binası. Köprünün üzerinden geçiyoruz şu an. Matara sahiliyle şehir merkezini birbirine bağlayan asma köprü. Böyle ufak, yaklaşık kaç metre? 100 metre falan vardır uzunluğu. 100 metre uzunluğunda bir köprü. İki nehrin üzerinden geçiyor abi. Bağlamış birbirine. Sahile ilerliyoruz arkadaşlar. Bir de şimdi nereden baksanız kaç ülke oldu? 39. ülkem, evet. Unutuyorum bazen. Hep tek seyahat ettim, hep yalnız seyahat ettim. Bazen tabii ki arkadaşlarım katılıyordu. Gezgin arkadaşlarla beraber geziyorduk ama
ister istemez bir süreden sonra böyle yalnız gezmek yorabiliyor. Tabii şu an hayatımda kimse yok ama olmayacak anlamına da gelmiyor. Yani ilerleyen bölümlerde yanında birini görürseniz şaşırmayın arkadaşlar. Şimdiden buradan sürprizi vermiş olalım. Bakalım, artık biriyle gezmek istiyorum. Çünkü tek gezmek bir süre sonra böyle psikolojik olarak yıpratmaya başlıyor. Ondan dolayı bakacağız önümüzdeki maçlara. İnşallah kafa dengi birini bulursak birlikte gezmek istiyorum ben de. Şehir merkezi, gördüğünüz gibi güzel, pırıl pırıl yerler vallahi, tertemiz. Şurası otobüs istasyonu, merkez. Ana otobüslerin kalktığı yer arkadaşlar. Şimdi oraya doğru gideceğiz. Sağ tarafımızda karakol var, oraya göstermek istemiyorum. Asker bakıyor çünkü, sıkıntı yaşamayayım. Bak, bakın bus stand diyor. Yani otobüslere bindiğinizde sizi buraya getiriyor diğer şehirlerden. Burası Galle Fort, pardon Matara Fort. Eski liman bölgesi, kale içi diye geçiyor. Yani şehrin ilk kurulduğu dönemlerde insanlar yaşamlarını buradan sürdürmeye başlamışlar. Daha sonra tabii globalleşiyor, büyüyor, metropolleşiyor. Her yere yüksek yüksek binalar yapılıyor, yeni evler yapılıyor. Ve bu küçük alana insanlar sığmıyor nüfus arttığı için. Şu an ise Matara'nın eski şehir merkezindeyiz. Tuktukçu abilerimiz burada avını bekliyor. Hepsi bir kartal gibi pençelerini açmış. Ama bu Anadolu çocuğu yer mi? Asla. Hello. Burada bir saat kulesi karşılıyor bizi. Matara Fort meydanında. Begonvil çiçeklerinin önünden geçiyoruz. Evet, Çeşme, Alaçatı. Gözümde tutuyorsun ama gelmem. Çünkü neden? Çeşme'ye gitmek yerine Sri Lanka'ya gelmeyi tercih ediyorum. Alaçatı'ya gitmek yerine Bali'ye gelmeyi tercih ediyorum. İnanın aynı paraları harcıyorsunuz. Yok uçak bileti pahalı şu bu demeyin. Çeşme'de, Alaçatı'da görüyorum. Yakın arkadaşlarımla dahil izliyorlar hatta burada. Beach Club'lara 100-150 dolar giriş parası veriyorsunuz. Yazıktır, günahtır. Burada hiçbir Beach Club'a giriş ücreti yok. Yediğini içtiğini ödeyip kalkıyorsun. 10 dolar, 20 dolar. Zamanda yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Yöre yöre Sri Lanka sokaklarındayız. Şu an Matara şehrindeyiz. Haytolara prodüksiyon farkıyla. Droncu, ver drone'u baba. Şimdi limanın orada böyle bir pazar gibi bir yer buldum abi. Yöresel bağırışlar, çağırışlar havada uçuşuyor. Bir burayı göstereyim size. Çöplük de burada aynı zamanda. Şehir çöplüğü galiba. Akbabalar falan üşüşmüşler abi üzerine. Sebze meyve mi satıyorlar sadece, yoksa et, balık, tavuk var mı? Birlikte göreceğiz. Şurada bir balıkçı görüyorum. Jayfish Matara diyor. Evet, meyve sebze pazarı abi. Ama bayağı bir pis pazar. Üf, kokudan var ya, burnum direği çatladı şu an. Yani buradaki kokuyu hissetmeniz lazım. Öyle böyle kötü değil. Pazarın içine giriyoruz. Oo, soğanlara bak. Tam soğan kebaplık yapmalık ha. Tarçınlar, marçınlar. Biz Antepliyiz. Antep'te soğan kebabını çok yaparız arkadaşlar. İyi de biliriz. Burada tezgahlar yan yana kurulmuş, bayağı bağırıp çağırıyorlar, ses gürültülü. İlaç kullanmadıkları için bazı meyveler çok fazla büyümüyor, bazıları da aşırı büyüyor. Gördüğümüz şey salatalık. Fiyatlar yazmıyor, kişiden kişiye göre değişiyor çünkü. Hello. Güzel bir Hint baharat kokusu geldi şu an burnuma. Şu ne abi, kudret narı mı diyorlar buna. Burada kurutulmuş hamsi var, 100 gramı 120 rupi, kilosu 1200, 4 dolar yapar. Kırmızı mercimek var, yarım kilosu 160, kilosu ise 320, yani 1 dolar. Kırmızı mercimek burada bulunduğu için alıp çorba yapabilirsiniz. Burada kurutulmuş balıkları görüyoruz. Birbirinden farklı. Çok değişik gözüküyor arkadaşlar. Şunlar kalamar, bu diğerleri ise balıklar. Tuna balıkları, sardalyalar, istavritler, palamutlar. Çeşit çeşit abi. Şunları yemeklerin içerisinde kullanıyorlar. Sosların içerisinde özellikle. Burası böyle gariban reyonu. Azar azar alıyorsun. Bamyalar var mesela, bakın. Çok güzel yemeği olur böyle salçalı malçalı veya zeytinyağlı yapılabilir. Şu o değişik meyve, bunu yiyorlar ama nasıl yedik yani bilmiyorum. Zencefil var, yıldız meyvesi. Böyle enteresan bir pazar. Her şey satılıyor. Bal kabakları, tanesi 50 rupi. Böyle küçük, yarım kiloluk. Hello, thank you. Buzlara bakın abi, oo. Oh, oh. Tam bir tropikal pazardayız ha şu anda. Sayın seyirciler, gerçekten uzun zamandır aradığım pazardı. Bir önceki bölümde sizlere gösteremedim.
Burada da mesela yavru karidesler var. Yem olarak kullanılıyor veya yemeklerin içerisinde tat versin diye kullanılıyor. Hello. Bu da jackfruit'in ağ babası Sri Lanka'da. Kokonat Türkiye'de marketlerde vardır. Kuru. Buralarda kuru bulmak zordur yani, taze kokonat bulunur. Dayım burada kurutmuş satıyor. Hello dayıcım. How are you? Keyifler tıkırında dayımın. Bayağı tezgah var. Çoğu açmamış ya da saat geç şu an 4'e 5'e geliyor. Toplayıp gitmişler eve diye düşünüyorum. Bitirmişlerdir. Çünkü bu saate kalmıyor genelde pazar meyve sebze olayları. Erkenden bitiyor abi burada. İnsanlar çünkü sabah 6'da 7'de başlıyorlar abi. Ve şu an love season, raining yani yağmur sezonu olduğu için de 6'da 7'de başlayıp güne öğlen 1'de 2'de paydos ediyorlar. Kurutulmuş balıklar, ton balıkları, vay vay vay, kedi balıkları, tavuk balıkları. Çeşit çeşit balıklar var abi ya. Çok değişik gözüküyor. Yani iyi demeyelim, şu an ekranlarınızın başında biliyorum. İyi diyorsunuz, şöyle böyle diyorsunuz ama iyi olur mu ya? Bu insanlar iyi, onların kültürü. Onlar da bizim pastırma için aynı şeyi söyleyebilir. Veya şırdan için. Olur mu? Çok güzel. Kolay gelsin abicim, hayırlı işler. Peanut, yer fıstığı. Kilosu 300. 1 dolar. Bedavadan biraz pahalı. Oo, bamyalara bakın abi. Nasıl iri iri ya. Yani ben 8-10 tane alsam 1 kilo gelir ha. Bildiğin salatalık gibi boyu var. Hello. Şurası pazarın arka tarafı. Hello. Al, al 5 lira, al. Kilosu 5 rupi, kilosu 5 rupi. Karpuzcu Hüsamettin. Vay, 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 vay. Semt online'ız baba. Beni de bağırtıyorlar ya. Şöyle pazarın içine doğru girelim arkadaşlar. Hello. Evet, evet, evet. Akşam oldu, böyle oldu. Kalmasın, kalmasın. Yemeksiz, çorbasız ev kalmasın. Gelin abi. Pazar gerçekten çok çok ucuz. An itibariyle ait olduğum yerdeyim. Pazarda online'ız abi. Burada da evin küçük hanımları alışveriş yapıyor. Kızlar akşam yemeği için hazırlığa gelmişler. Babaları gelecek, kocaları gelecek. Evde yemeksiz olmaz. Güzel bir dal kari yapılır, yenilir yani. Nohudun kilosu, yarım kilosu 5,440, kilosu 883 dolar yapar. Şuna maş mı diyorlardı? Şurada ne var? Bu nohudumsu bir şey. Ha, dal yapılıyor işte ya. Dalın yapıldığı şey. Mercimeği niye kullanıyorlar? Dalın içerisinde kullanıyorlar, dal karinin. Karidesler burada. Güneşte kurutulmuş, turuncuya dönmüş rengi. Pirinçler var, Osmancık pirinci falan. Değişik, baldo pirinç. Hello. Çok güzel. Oo, bakın bu dayımın tezgahı da güzelmiş. Sahile geldik sonunda. Evet, insanlar deli gibi yüzüyor gördüğünüz gibi. Hiç kimse yok. Hava çünkü çok kötü, yağmur yağıyor. Sahil bayağı kirli. Çünkü çok şiddetli bugün rüzgar var ve tsunami alarmı verildi yine. Günlerdir tsunami alarmı veriyorlar. Ama olacağını sanmıyorum. En azından biz gidene kadar olmazsa çok iyi olur. Şurada küçük bir ada var. Adanın ortasına bir tapınak yapmışlar. Gidip bakacağız. Gidiş ücreti makul bir fiyatsa içeri girip orayı da sizlere aktaracağım. Çünkü bazı yerlerde öyle saçma sapan giriş ücretleri istiyorlar ki 10 dolar, 15 dolar. İnsanın yani hiç girmeye şey kalmıyor. Abi mecalim kalmıyor. Vazgeçiyorum. Ama burada ucuz olacağını düşünüyorum. Çünkü Matara'daki şu an sanırım tek turist benim abi. Benden başka hiç turist yok. Burada da işte günlük işçiler falan var. Sabah inşaata gidenler, bahçeye çalışmaya gidenler, muz toplamaya gidenler gelip burada bekliyorlar. Arsa sahipleri buradan gelip işte ihtiyacı olduğu kadar işçilerle konuşuyor, anlaşıyor. Alıp götürüyor çalışmak için. Açık garajın oraya geldik şimdi. Sağ tarafta kapalı otobüs garajı var gördüğünüz gibi. Bu mavi renkler ve kırmızılar karşıdaki şehirler arası otobüsler. Şurada daha kalitelileri var, VIP otobüsler. Tabi onların fiyatları 10 dolar falan. Bunlar köy otobüsü abi. Yan yana 5 kişi oturur gidersin. Ama normal bildiğimiz büyük otobüsler de bulunuyor Sri Lanka'da. Şimdi tapınağın içine doğru girelim. Thank you. Nereden giriliyor? Ha şuradan. Ama burayı da göstereyim size ya. Şuraya bakar mısınız abi? Çok iyi değil mi? Hello. Asker vardı abi. Burada bir gemi var. Karaya vurmuş. Gemi mi? Yok, gemi değilmiş ya. Asma köprü yıkılmış abi. Yıkılınca yerine bu tahta köprüyü yapmışlar, ahşap. İçeri doğru bir yürüyelim. Bakalım ne varmış, birlikte keşfedelim.
Aha, turist gördüm ilk defa. Burada ne, bir aile mi var? İki genç, bir de kız çocuğu. Rus turistler galiba. Gidiyoruz. Rüzgarda mahvolmuş ha. Bir de demirden yapmışlar yani. Patates olmuş yemin ederim. Gidelim. Ablam, Karadeniz'de gemileri mi battı ya? Sevgilinden mi ayrıldın? Neyi düşünüyorsun kara kara? Bu köprü de yeni yapıyorlar ama Allah'a emanet yani. Bir tsunami çıksa bu da paket olur diye düşünüyorum. Perişan olur. Vay be, tapınağın güzelliğine bak ha. Adanın ortasında. Denizin ortasında daha doğrusu. Yapmışlar. Hello. Çok güzel değil mi manzara? Bence de güzel. Terliğimizi çıkardık. Şimdi bundan sonrasını terliksiz ve ayakkabısız gidiyoruz. Dini bir alana geldik çünkü. Bize nasıl camiye ayakkabıyla girilmiyorsa buradaki tapınaklara da bu şekildeymiş arkadaşlar. Evet, burası bir Budist tapınağı. Budizm tapınağı daha doğrusu. Şöyle içeri doğru geçelim. Arkada manzaralı bölümler var. Oralara gidelim. Oraları göstereyim size. Burada bakın bir Budist heykeli koymuşlar. Belli saatlerde günün ayinler yapılıyor. Şu an kimseyi göremiyorum. Tapınağın içinde böyle küçük bir havuz var. Havuzun içi rengarenk balıklarla dolu. Tapınağın şimdi arka tarafına doğru ilerliyoruz. Oo. Bak şimdi manzaraya bak. Evet, ana tapınak burası. Üst kat, o yukarıda gördüğümüz az önceki sahilden kule ve manzaraya geldik arkadaşlar. Evet, karşımızda okyanus. Harika bir okyanus manzarası var. Deniz nasıl dalgalı ya? Şu dalgaya bakar mısınız abi? Su da kirli bu arada. Gemiler acaba şey mi? Petrol falan mı boşaltıyorlar? Ne yapıyorlar? Böyle değişik olmuş. Kahverengi renk olmuş. Çamur. Kızlar ne gülüyorsunuz ya? Dini alanda gülünür mü böyle lütfen? Por favor. İçeriye geçelim. İçeride de böyle. Yine Budizm'e ait tapınak tarzı bir oluşum yapmışlar. Heykeller var, çiçekler var. Burada gelip işte insanlar dua ediyorlar bu büyük heykelin önünde. Burada bir monk kardeşimizin çocuğu var. Hava da yavaştan kararmaya başlıyor. Artık tekrardan semte doğru inelim arkadaşlar. Sonra da otele kaçıp dinlenelim abi. Bugün çünkü bayağı yorulduk. Hello. Bir de yarın sabah saat 6'da trenimiz var. Saat 5'te kalkacağız. Uzun zaman oldu böyle erken saatte yolculuk yapmayalı. Ama mecburduk, başka saatte tren yoktu. Gideceğiz abi. Kaç yerde yok. Hiç sevmem erken kalkmayı ya. Yani 5'te 6'da uyanmak hiç tarzım değil. Ama ne yapalım işte. Hayat. Bir konuşmayacaksın. Onu yapmam, bunu yapmam dersen en kısa zamanda gerçekleşiyor. Yapıyorsun abi. Para almadılar. Giriş ücretsizmiş arkadaşlar. Bedavaya girdik. Burayı da gezmiş olduk vallahi. Güzel yani, böyle tapınakların ücretsiz olması lazım. Para istemek nedir abi? Dini yerden ücret mi alınırmış? Diğer ülkelerden de aynı hassasiyeti bekliyoruz arkadaşlar. Çöp atmayın diyor ama hiç kimsenin umurunda değil. Her taraf çöplük vallahi. Yeni yapıyorlar, şuralara beton falan döküyorlar. Yağmurdan dolayı hep çamur olmuş. Şimdi birazdan da yağmur yağacak gibi gözüküyor. Hava kapandı yine. Yani sağanağa yakalanmadan hemen kaçalım buradan arkadaşlar. Gidelim abi. Köyümüze gidelim yar. Vay 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 vay. Asma köprü. Sanki Galata Köprüsü ha mübarek. Galata Köprüsü'nden geçiyoruz. Şurada da Ezerfen Köprüsü. Şu beton harme şeylerle destek vermişler. Ama bilmiyorum. İşte burada çünkü tsunami falan da oluyor. Şiddetli bir tsunami olsa ne kadar dayanır? Hello. Otobüsler kalktı, gidiyor otobüsler. Vallahi. Ölüm yolculuğu ya bildiğin şu otobüslerle gitmek. Bir sürat yapıyor tek şerit yollarda. Kafayı yemiş bir herifler. Kırmızı da yanıyor ama geçtik artık. Ana caddeye döndüm tekrardan. Hadi buraya bakayım neler var diye. Burası tam en büyük alışveriş caddesi. Matara'nın merkezi. Biz arka sokakları gezmiştik hep. Daha az kalabalık yerleri. Ya şu şehir ortamından artık var ya, sıkılmaya başladım yemin ederim.
En sonunda böyle ıssız bir adaya yerleşeceğim, tek başıma yaşayacağım vallahi. Çünkü yoruyor abi. Trafik, gürültü, korna sesleri, insanların stresi. Allah'tan Sri Lanka gibi güzel bir ülkedeyiz de herkes mutlu mesut burada yaşıyor, yaşam mücadelesi veriyor. Meyve kültürü çok yaygın abi. Adamlar deli gibi meyve tüketiyor vallahi. Helal olsun. Şurada DC diye bir ayakkabıcı var. Ayakkabı merkezi tarzı bir yer. İçeride bakın Polon ürünleri falan satılıyor. Dünya markaları da var. Starbucks var mı bilmiyorum ama Kolombo'da hiç gitmedim. Varsa gösteririz bir sonraki bölümde. Aynen. Kardeşim dur kardeşim, burası kaldırım yayalar için yapılmış ama siz tabii dinlemiyorsunuz kuralları. Bali'de çok kötü. Bali'de hiç kaldırım olayı yok. Hep motosiklet abi. Yani yürüyüşe çıkayım, şöyle yapayım. Ormanı gezeyim, carçur falan. Olaylar biraz sıkıntı Bali'de abi. Kaldırımda yürüyemezsiniz caddede. Ha, belli parkurlar falan var ama ana caddelerde maalesef. Tek eksik o ya Bali'de şu an. Onu da yaparlarsa var ya, dört dörtlük bir yer olacak. Zaten restoranlar falan 10 numara, oteller 10 numara. Gece hayat, kulüpler çok kaliteli. Ooo, pastanenin güzelliğine bak. Taze taze pastalar satılıyor burada. Ne kadar acaba fiyatlar? Neler var? Ha, muffinler falan var. Kek. Sosisli hot dog. Bunları sevmiyorum abi. Hello. How much? 180. Thank you. Tanesi 60 centmiş arkadaşlar. Uygun. Bir dilim pasta 60 cent abi. Krizin ilk haftalarında bayağı ucuzmuş ülke. Kriz ilk patlak verdiğinde. Şu an tabii ister istemez pahalanmaya başlamış. Dolar girmesi lazım ülkeye. Dolar girmediği sürece ekonomik krizi asla durduramaz. Yatırımcıların gelmesi lazım. İş insanlarının, turizmin gelişmesi lazım. Bunlar olmadığı sürece ülkenin toparlanması maalesef ama maalesef çok zor. Evet, ve bu videomuzu da artık burada kapatalım. Buraya kadar izleyip değer verip vakit ayırdığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Az çok demeyelim, boş geçmeyelim. Yorum yapıp beğenip paylaşırsanız çok sevinirim. Çünkü ne kadar çok yorum beğeni gelirse o kadar çok motive olup o kadar çok içerik üretiriz. O zaman ne diyoruz? Sri Lanka'nın en güzel şehirlerinden bir tanesi Matara'dan herkese selamlar, saygılar, sevgiler.